Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar biraz borsayı konuşacağız. Borsada seviyeleri nasıl takip ediyorum? Bizim için ne zaman al sinyali gelecek? Şu anda bir kısa bir yükseliş yaşadık. Birkaç hissede aslında yükseliş yaşıyoruz. Birkaç gündür. Bu sinyaller yeterli mi? Dipten dönüş ne zaman olur? Biraz bunlarla ilgili konuşacağız. Fazla sorulan birkaç soru var. Bunlara da cevap vereceğim. Hisse bazında tek tek hisselere girmeyeceğim ama genel bir cevap vermeye çalışacağım. Yani bugün bu videoda aslında konumuz biraz borsa ile ilgili teknik olarak yorumlarım olacak. En son hatırlarsanız sizlerle borsada alım için doğru zaman mı ve iyi gelen bilançolar, nasıl bilançolara bakmamız lazım bu dönemde bu videoyu çekmiştim. Ondan sonra gelen bilançolara baktığımda da değişen bir durum söz konusu değil ama bilançolar bittikten sonra topluca yeni bir video yapmayı da düşünüyorum. Ama ilk çeyrek bilançolar arkadaşlar özellikle ihracatçı şirketlerine olmak üzere zayıf gelen bilançolar var. Onu da aslında sizlerle paylaşmıştım. Şimdi endeksin teknik görünümüne baktığımızda endeks arkadaşlar düşen tepeler oluşturuyor. Biliyorsunuz yükselişlerde de düşüşlerde de hep sizlere hem temel hem de teknik anlatmaya çalışıyorum. Bir arkadaşlar özellikle şu dönemlerde yaptığım yorumlara dönüp baktığınızda videolara dönüp baktığınızda hep bir şart söylüyordum size tekrar yükselişe geçip geçmediğini nereden anlayacağız? Birinci arkadaşlar şartımız aslında şu tepeyi geçmiş olması lazımdı. Çünkü Dow teorisi teknik analiz arkadaşlar bir yükselen trendi tarif ederken bize teori yani bir yükselen trend olması için bakın şurada gördüğünüz gibi her tepenin bir sonraki tepenin yukarısına çıkması lazım. Yükseliş trendinde olduğumuzu bir boğa piyasasında olduğumuzu ancak böyle söyleriz. Bunun tam tersi de bir düşüş trendinde olduğumuzu bize gösterir. Düşüş trendinin bitmesi için tek şart tabii ki bir önceki tepeyi geçmek değildir. Birkaç şart vardır. Hatırlarsanız sizde şu üçgeni çizmiştim ve 3 tane şarttan bahsetmiştim. Şu dönemlerde Şubat, Ocak, Şubat'taki videolarımı tekrar izlediğinizde hatırlarsanız. Birincisi arkadaşlar bu düşen trend kırılmalıydı. İkincisi şuradaki özellikle şu dönemden bahsedersek şu tepeyi kırması gerektiğini söylüyordum. Üçüncü olarak da borsaya yatırımın aslında makroekonomik olarak, politik olarak elverişli olmasını, insanların borsaya girmesi gerektiğini söylüyordum. Borsaya bir cazibesi olması gerektiğini söylüyordum. Bu 3 şart ancak olursa alım için doğru yerler olabileceğini söylüyordum. Şu dönemki videolarıma lütfen Şubat ayındaki, Mart ayındaki videolara tekrar bakabilirsiniz, arzu ederseniz. Dolayısıyla yani bugünlerde ne söylüyorsam aslında şimdi de aynı şeyi söyleyeceğim. Benim için düşen trend hala devam ediyor. Düşen trendlerde alım özellikle uzun vadeli arkadaşlar, uzun vadeli yatırım yapmaya aslında başlamış arkadaşlar biraz aceleci olabiliyor. İlk düşüşlerde alıyorlar. Halbuki çok çok daha aşağılardan, doğru yerlerden, daha ucuz fiyatlardan kaliteli şirketleri alabiliriz. Çünkü arkadaşlar şunu lütfen unutmayın. Bu şirketler şu anda borsa piyasaları seçimi fiyatları düşse de yeni iş ilişkileriyle ve burada belki açıklanmayan, bakın burada sadece yeni iş ilişkileri açıklanıyor ama açıklanmayan şirketler, üretimine devam eden şirketler içsel değerlerini olması gereken fiyatları yukarıya devam ediyor. Ama piyasanın odağı şu anda bu değil. Piyasanın odağı şu anda Türkiye'de seçim, çok farklı şeyler, özellikle seçimden sonra uygulanacak ekonomik politikaların borsadan biraz paranın çıkış olabileceği politikalar bunlar fiyatlanıyor. Bunlar fiyatlandığı için de kimse şirketlerin yeni projelerine, yeni işlerine bakmıyor. Bu dönemler arkadaşlar özellikle Instagram'da da paylaştığımız gibi karşıt yatırım yapan, temel analize şirketlere önem veren yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Ama her zaman ne diyoruz? Doğru şirket kadar doğru yerde doğru zamanda olmak çok önemli. O yüzden doğru zaman noktasında da bu tarz teknik analizler yapmamız lazım. Şimdi teknik olarak borsaya baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamasından bir vurup çarpış oradan destek almış BIST 100 endeksi. 200 günlük hareketli ortalama önemli bir hareketli ortalamadır. Güçlü bir hareketli ortalamadır. Bu eğer 200 günlüğün altına inerse düşüşün devam edeceği, daha sertleşebileceğini bize gösterir. O yüzden de takip etmeye devam ediyoruz. Ama buradan da yorumlarımı tekrar söyleyeyim arkadaşlar.
Bu dönemlerde alım yapmak, trade etmek özellikle benim yatırım felsefemin biraz dışında oluyor. Çünkü birinci şart arkadaşlar, şu anda bir hala düşen trend içerisindeyiz ve bu düşen trend henüz kırılmamış durumda. Sinyallerimiz henüz al vermemiş durumda takip ettiğimiz indikatörlerde. Dolayısıyla önce şuradaki tepeler kırılmalı. Önce bir al sinyali almalıyız. Daha sonra buradaki tepeler kırılmalı. Yani şu tepe kırıldıktan sonra teyit almalıyız. Ve üçüncüsü, en önemlisi de sadece borsaya, sayılara, rakamlara değil, borsadaki aslında makroekonomik, politik, risk olarak belirsizliklerin ortadan kalkması lazım. Yani şu anda borsaya nasıl hatırlarsanız yayınlara başladığımız Haziran dönemlerinde, Mayıs dönemlerinde ne diyorduk? Borsa tek başına bir alternatif. Borsa alternatifsizdi. Tek başına en iyi yatırım aracıydı. Tekrar böyle o noktalara gelmesi lazım. Yani insanların borsada fırsat görmesi lazım. Şu anda insanlar borsada fırsat değil, daha çok risk ve kayıp görüyor. Dolayısıyla bu piyasayı da yakından takip etmek size bu aslında yorumları yapmanızı sağlar. O yüzden de biz de piyasadaki olup biteni takip etmeye çalışıyoruz. Peki, İkinci olarak yapmamız gereken, yani bu son bir haftada ne okuyorum piyasada, izninizle onu da çok kısaca bahsetmek isterim. Gördüğümde arkadaşlar birçok şirketin hissesi dalgalanıyor. Son bir haftalık duruma baktığımda arkadaşlar, öncelikle sizler tarafından çokça sorulan genel bir soruya cevap vermiş olayım. Özellikle halka arzların satışa uğradığını, mesela en çok düşenlerde halka arzları görüyorsunuz. Çok kısa erken tavan bozmuşlar. Ya da işte çok yükselen, geçen sene çok yükselen hisselerde satışlar görüyoruz. Arkadaşlar, hisselerinize özel bir durum söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Açıklanan bir kap yoksa şu şirketin hisse fiyatı ya da X şirketinin özellikle yeni halka arzı olmuş. Burada bakın EuroPower var, işte Kopol var. Bu tarz şirketlerin hisselerine yönelik bir aslında söz konusu bir durum yok. O şirketlere has bir durum yok. Boğa döneminde her zaman böyle olur. Boğa döneminde normalde halka arzları şurada olduğunda 10 tavan gidiyorsa, 10. tavanda bozuyorsa burada ikinci tavanda bozar. Çünkü insanlar çabucak bu piyasadan çıkmaya çalışıyor. Burada piyasaya herkes girmeye çalışıyordu. Burada herkes çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla şirketlere yönelik, şirketlere has bir problem olduğunu düşünmüyorum. Birçok hisseyi soruyorsunuz. Özellikle benim halka arz değerlendirmeleri yaptığım, onların hepsine tek tek değinmeyeceğim ama genel olarak borsadaki satışın temel sebebinin şirketlerle bağlantılı olmadığını size söylemek isterim. Özellikle düşen şirketlerde, tabii ki bunu genelleme yapıyorum ama bazı şirketlerde açıklanan kap olur, işlerin kötü gitmesi olur, marjların kötü gitmesi olur. Bunları ayrı bırakıyorum. O yüzden lütfen bilançolara bakın ama genel gördüğüm, genel sorulan sorulara bir cevap vermiş olayım. Peki, piyasada hangi şirketler öne çıkıyor? Son bir haftalık verilere baktığımızda, yani bazen bize piyasayı okurken veriler bize çok şey gösteriyor olabilir arkadaşlar. Son bir haftada Borsa İstanbul aslında iyi bir, yani sağlam bir düşüş yaşadık. Bakın şurada %3-4'lük bir düşüş yaşadık. Ama bazı hisseler ön plana çıktı. Mesela Koç Holding son bir haftada, bakın şu tarihler arasında %17 arttı. Borusan Yatırım %15 arttı. İş Bankası %13 arttı. Anadolu Efes %11. Yine Koç Holding şirketi, Yapı Kredi. Anadolu Grubu, Doğan Holding, bu aşağı gittiğinizde arkadaşlar, özellikle belli bir değerin altında artan şirketlerin aslında o siyasi görüşlerine, siyasi görüşlerine ve siyasi yakınlığına baktığımızda, benim gördüğüm piyasada biraz muhalefetin kazanması, seçimi muhalefetin kazanacağı senaryosu piyasada satın alınıyor. Burada tabii ki bu acaba seçim sonuçları üzerinden bir getiri risk analizi yapıldığında bu yatırıma girmek çok mantıklı mı değil mi sorusu aklınıza gelebilir ama şu anda piyasada en azından piyasa yapıcılar, piyasanın fiyatladığı şey diye soran birçok kişi var ama aklınıza gelmediyse de buradan cevaplamış olayım.
Özellikle arkadaşlar muhalefet tarafına yakın olan grupları, holdingleri daha çok görüyoruz burada. Bakın tek tek siyasi tartışmalara girmeye gerek yok ama yani piyasada ben size konuşulanı, ne yorumladığımızı paylaşmak istiyorum. Gördüğümüz şu anda seçim tarafında bunun fiyatlandığı. Bu böyle olacak demek değildir. Şu anda piyasa bunu fiyatlıyor. Çünkü piyasa hep önden fiyatlıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu şirketlerin bir sürü iştirakleri var. Bir sürü işte kamuda alımlar yapacaklar, özel sektörde alım yapacaklar, bu taraflara teşvik verecekler. Dolayısıyla piyasa bu riski almışa benziyor. Şimdiden o yüzden de fiyatlar yükselmeye başlamış durumda. Özellikle bu gruplarda. Ben biraz bu yaklaşımı şuna benzetiyorum. Şimdi Süper Lig'de de futbol tarafında da futbol kulüplerinin mesela hisseleri bir hafta biri yukarı çıkıyor. Biri bir hafta diğeri taban oluyor. Son maçlara bakarak kim şampiyon olacak? Onun hisseleri yukarı çıkıyor, onun hisseleri aşağı gidiyor. Aslında ortada hiçbir şey yok ve her an her şey değişebilir. Seçim sonucu da belli değil. Dolayısıyla burada da çok büyük bir risk var. Ama piyasanın neyi nasıl fiyatladığını hani iyi anlamanızı örneklendirmek için bu futbol örneğini de vermek istedim. Bazen biz iş ilişkilerine, şirketlere odaklansak da arkadaşlar sizlere daha önce anlattığım konulardan bir tanesi PEST analizi. Yani politik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik şeyler fiyatları etkiliyor. Bugün de aslında piyasaya baktığımızda bunu görüyoruz. Yani borsa neyi fiyatlıyor sorusunun cevabı aslında benim gördüğüm en azından şu anda bunu fiyatlıyor. O yüzden de sizlere bu videoda endeksi nasıl takip ediyorum? Alım için doğru yerde miyiz? Alım için beklemeli miyiz? Hangi hisseler neden yükseliyor? Özellikle düşen hisselerde, düşen hisselere yönelik bir sıkıntı var mı gibi son videoların altında çok fazla sorulan birkaç soruya cevap vermek istedim. Bu videoda umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizlerin de yorumları, görüşleri varsa belirtmekten arkadaşlar çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.